Şimdi bu iki hedef bağlamında Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan etmesi bir kere bu fotoğrafa uymuyor. Çünkü Amerika'nın o sözünü ettiğim dengeleri kurması açısından bir İran bütünlüğüne ihtiyacı var. Ve bu durumda da öyle görünüyor ki İran bağımsızlığını biraz önce söylediğim gibi belirsiz bir tarihe erteleyerek rafa kaldırmak şu anda Amerika'nın öncelediği, çalıştığı bir mevzu. Şimdi işte bu noktada çünkü herkes soruyor yani bu kadar riskli bir kimse desteklemezken İsrail'in desteği de bunun negatif sonuçları mı ya da pozitif sonuçları mı olacağı ayrı bir tartışma konusuyken neredeyse kimsenin desteklemediği bir referandum konusunda Barzani neden ısrar ediyor? İşte tam da bu nedenden dolayı ısrar ediyor. Çünkü en son gelinen aşamada zaten aslına bakarsanız Barzani'nin bu işte son bir hafta 10 gündür bittiği meydanlardaki konuşmaları, gazetelere verdiği demeçleri takip ederseniz görürsünüz. Alternatifi ne diye soruyor. Geldiği aşamada Erbil'de şöyle bir kanaat yerleşmiş gibi görünüyor. Evet, aldığımız karar çok riskli ama bu kararı almadığımız takdirde maruz kalacağımız riskler de en az şu an aldığımız risk kadar tehlikeli. O da net tüm kazanımlarının kaybedilmesine ve bağımsızlığın artık en az 10 yıl daha gün alınamayacak bir şekilde rafa kalkmasına neden olabilecek bir sürecin içindeyiz. Ve biz bu süreçte Kürtler olarak yeter artık Amerika'nın çıkarları gereği İran bütünlüğünü sırtımıza taşımak istemiyoruz. En azından başımıza tehlikelere ilişkin pozisyonumuzu, kaderimizi Amerika'nın ya da Bağdat'ın eline bırakarak değil, kendi elimize alarak tehlikeler neyse o tehlikelere karşı vereceğimiz kararların öznesi biz olmak istiyoruz gibi bir pozisyon almış görünüyor.